Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselamu ala men ahyeddine ba'de en kâne esîran. Ve ala âlihi ve ashabihil mukaddimine alel khayri velev asîra. Ve ilamu enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâti finnâr. Ve bi senedil muttasil ennebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kal. İzâ da'ar raculu zevcetehu li hâcetihi fel te'tihi alâ tennûri. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhüm salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalı, Rıdvanullah Aleyhi Mecmai'nin bil cümle ahirete ihtar eden müminatın hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz üstazlarımızın, müşahefendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erva için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 İza da'autum li ahadin min el-yahud. Yahudilerden birisine dua ettiğinizde iyilik yaptı sana. İnsan Yahuda iyilik yaptı. Dua ettiğinizde ki Yahud Yahudi kelimesinin çoğuludur. Yahudi kelimesi de hâde Yahudu'dan geliyor. Çeşitli anlamları var. Biliyorsun hidayet de aynı hede'den geliyor. Ama hede saptı, eğildi anlamına da geliyor. Çok anlamlı bir kelime. Yahudilere neden Yahudi denmiş? Biliyorsunuz Mısır'da Firavun'un zulmünden Musa Aleyhisselam Beni İsrail'i. Biz ona Yahudiler diyoruz. Beni İsrail, İsrailoğulları'nı denizden kurtarmış. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam başlarına dikmiş. Ben demiş Allah'la şeyim var, ahdim, sözüm var. Tur Dağı'na çıkmış, 30 gün orada kalmış. Onda biz ilave ettik diyor, 40 gün. Tasavvufta da, İslam tasavvufunda da 40 gün adamı çile çektirirler. Ne demek çile? Dünya ilişkilerinden uzaklaştırırlar adamı. Sadece Allah'ı düşün, Allah için dua et, onunla çalış. Bu 40 gün oradan geliyor işte, Kur'an'da var. Onda biz zale ettik, 40 oldu diyor. Dönmüş bakmış ki Yahudiler, Yahudi parayı eskiden beri çok seviyor. Hep tarihler böyle. Toplamış bir Samiri adındaki bir Yahudi, kuyumcu olsa gerek tabii. Kadınların bileziklerini, altınlarını bunları kaynatmış, eritmiş, buzağı yapmış. Altın buzağı heykeli yapmış. Demiş ya görünmeyen tanrı yerine işte bir görünen tanrı, Mısırlıların bile var tanrı Ra, öküz heykeli var biliyorsunuz. Hani bizde de öküz heykeline heves eden yerler var. Mısırlı o öküzcülerden gelir o. Yani her yerde bulunmuş, her yerde var demek istiyoruz. Bu da bizim niye olmasın bir görünür tanrımız demiş. İşte buzağı heykel yapmış. Yahudilerin de çok seviyorlar altını, parayı, gümüşü. Bu sevgiyi istismar ediyor adam. Aha diyor bizim tanrımız bu. Rüzgar estiği zaman ötermiş o buzağı heykeli. Öyle usta herif öyle yapmış. Sanki konuşuyor gibi. Evet gelmiş bakmış Musa Aleyhisselam Yahudiler. Allah'ın lütfuna erdiler, denizden kurtardı Allah onları. Buna rağmen hemen çok gazap etmiş. O kardeşi Harun'a sakalından tutmuş şöyle. Kocaman bir cüsseyi tek eliyle kaldırmış yukarıya. Harun Aleyhisselam'da Miraç hadisinde öğreniyoruz. Güçlü kuvvetli bir peygamber. Musa Aleyhisselam da öyle.
Ama Musa Aleyhisselam gücünü anlayın ki sakalından kaldırmış adamı. Koca vücut, sakal. Evet, da'kuz bilihyeti. Evet, öyle diyor. Kardeşim diyor, anamın oğlu yapma umme. Anamın oğlu canımı çok acıttın diyor. Anam kardeşiz diyor. Sakalımdan tuttun kaldırdın kaç kilo. Canımı çok acıttın. Sakalımı tutma diyor. Dinlemediler sözümü. Niye göz kulak olmadın diye kızmış. Dinlemediler. Kim yaptı bunu? Samiri. Yakalamış, beddua etmiş ona. Adam dağlarda koşa koşa insan gördükçe kaçıyormuş insanlardan. Öyle belası tutmuş bedduası. Öyle ölmüş gitmiş herif. Ötekiler de tevbe etmişler. Ha, buzayı taptıktan sonra Musa Aleyhisselam çok gazaba gelmiş. Yalvarmışlar ona. Etme kılma demişler. O da dua etmiş. Onlar da tevbe etmişler. Tevbe ettiler. Döndüler yine. Yahudi ismi oradan geliyor. Veya sapıttılar, meylettiler. Anlamına da Yahudi deniyor. Bir Yahudiye size iyilik ettiği için dua ettiğinizde. Evet. Van Nasara, Hristiyanlardan. Nasara da Nasrani'nin çoğuludur. Arapça Nasrani, Hristiyan, Christ, Christ, Jesus Christ. Bunlar İngilizce, Fransızca Hristiyan şeyler. İsa Aleyhisselam'ın isimleri. Neden Nasara denmiş, Nasrani denmiş? İsa Aleyhisselam babası olarak dünyaya geldikten sonra, konumuzla ilgili bunları açıklıyoruz. Demişler babasız dünya yetmedi bu. Gelmedi Yahudiler, ben İsrail. Demişler ki bu Zekeriya'dan. Zekeriya, Meryem, Meryem'le birleşti, gayrimeşru birleşti. İsa ondan oldu. Öldüreceğiz demişler. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmüşler. Evet. Meryem anamız da oğlunu kaçırmış doğurduktan sonra. Bize göre işte bizim o Efes'teki Meryem ana şeyimiz var. Kur'an'daki şeylere uyuyor. Ağaçlık, suluk, güzel bir yere götürmüş. Çocuğunu kaçırmış Yahudiler öldürecek diye. Zekeriya Aleyhisselam'ı kesmişler bir ağaç kovuğunda. Kesmişler onu. Kaçırmış oraya. Bize göre öyle ama Mısırlılara göre Nil Nehri, Nil kenarında bir yere. Ondan sonra 12 yaşında dönmüşler. Nasıra köyüne dönmüşler. O Kudüs yanında Nasıra köyüne. Orada büyümüş. 30 yaşına gelince İsa Aleyhisselam, Allah onu peygamberlik vermiş. Köylüler tabii seviyor İsa Aleyhisselam'ı. Nasıralılar anlamına, Nasıra köyüne mensup kişiler anlamına Nasrani denmişler. Onun da çoğulu Nasara. Oğlardan geliyor. İşte böyle bir Hristiyan, bir Hristiyan veya bir Yahudi size iyilik etti, siz de ona dua edeceksiniz. Şimdi gavura dua olur mu? Şimdi öyle diyor arkadaşımız. Ben çok iyiliğini gördüm. Çok iyiliğini gördüm. Onun için ben Allah'tan rahmet okurum ona. Öyle diyor adam. Okuyabilir mi şimdi? Şimdi neleri yapabilir, neleri yapamaz? Bu hadis onunla ilgili. Evet. Fakulu, şöyle söyleyin. İyilik gördünüz. Bakın peygamberimiz bize yol gösteriyor. Fakulu, şöyle söyleyiniz. Üd'ûle. Ona şöyle dua ediniz. Ekserallahu melek. Allah malını çoğaltsın. Sen, sana büyük iyilik yapmış. Zordan kurtarmış. Çok sıkıntıdan kurtarmış. Kimse sahip çıkmazken bir Hristiyan gelmiş, bir Yahudi gelmiş, sahip çıkmış. Ekser Allah melek. Ondan malı çok sever. Allah malını artırsın deyin. Neden? Biliyorsunuz Müslümanlar dini esasları arz ediyorum. Başka şey aklımızdan asla geçmez. Evet, biz onları size duyurmakla yükümlüyüz. Müslümanlar devlet kurmak zorundadırlar. Bağımsız olmak zorundadırlar. Müslüman olmayan birisinin tahakkümü altında bulunmaları zillettir. Zillet Müslümana haramdır. Yani Müslümanlar bir kafirin, gayrimüslimin
boyunduruğu altına giremezler. Bu zillettir, haramdır. Haramdır. Onun için idarecileri kendilerinden yapacaklar. O hadis geldi yani. Ben seçmedim, sıradan gidiyoruz. Evet, kendilerinden seçecekler. Kendi devletlerini kuracaklar. Peygamberimiz Medine'ye geldi. Yahudileri, müşrik Arapları topladı. Bir Medine anayasası yaptı. Yeryüzünde ilk anayasa odur. Medine vesikası deniliyor ona. Çoğulcu demokrasi dedikleri odur. Yahudi var, müşrik var, Müslüman var. Müslümanlar azınlıkta. Ötekiler çoğunlukta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu için insanların en akıllısı. Muhammed Mustafa olduğu için en üstünü, en akıllısı. Onlar toplamış şu 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 tatlarda yaşayacağız diye bir anayasa yapmış. Ama bir madde koymuş oraya ki Müslüman böyle olur işte. Müslüman hiçbir zaman devletini kurar, gayrimüslimin tahakkümüne, boyunduruna girmez. Bir madde koymuş. Bu konularda ihtilaf olduğu takdirde son söz Muhammed Resulullah'ındır diyor. Son söz olunca reis o demektir. Bir maddeyle onların hakimi olduğunu ortaya koymuş oluyor. Evet, Müslümanlar nerede olursa olsun kendi bağımsız bir devlet kurmak zorundadırlar. Başkasının boyunduruğu altında yaşamaları haramdır. Namaz abdest kılsalar bile sorusunu öbür tarafta veremezler. Kur'an-ı Kerim'de ve kezalike cealnâküm ümmeten vasatan litekûnû şühedâ'l-nâs. Başkasının boyunduruğuna girmeye değil, başkasını örnek olmaya yarattım ben sizi diyor Allah. Allah'ın kanunu bu. Çalışacaksın, çabalayacaksın, çabalayacaksın, sen baş olacaksın diyor. Allah'ın kanunu bu. Buna uymadın mı? Sor, hesap vereceksin. Allah'a inanan kimse olarak, ahirete inanan kimse olarak hesap vereceksin. Evet, şimdi tabii kendi devletimizi kurmuşuz ama onlar da Allah'ın yarattığı insan. Memleketimizde onlar da olacak. İslam memleketinde onlar da olacak. Hristiyanlar da olacak, Yahudiler de olacak. Böyle durumlarda idareci biziz. Hakimiyet bizde. Onlar vatandaş. Bunlara biliyorsunuz zimmi denir. Hristiyan. Dokunmayız biz. Dinde şey vardır, vicdan hürriyeti vardır İslam'da. Kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma tabudun ve la entum abidun ma abud. Yani ben size, siz bana inanmazsınız. Kabul ediyoruz. Tabii davet ediyoruz. Yanlış, doğru. Bunları açıklıyoruz. Ama zorla Müslüman ol yoktur İslam'da. La ikrahe fiddin. Onlara da dininize dokunmayacağız. Fatih de öyle yapmış. Demiş, amiral rütbesi veriyorum papanıza, işte patriğinize. Kiliselerinizi ben koruyacağım, ibadetinizi, emniyetini ben sağlayacağım, dokunmayacağım ama bunlara karşılık hizmet göreceğim, cizye vereceksiniz, kelle vergisi vereceksiniz. Allah'ın kanunu bu. Arazi vergisi vereceksiniz, haraç vereceksiniz. Malın çoğu olsun yani, o zengin olsa cizyeyi çok alacak, bize dönecek yine, cizye verecek, haraç vergisi verecek. Bunun içinde o da var. Evet, yahut da bir zimmi öldü İslam memleketinde, hiç mirasçısı yok, malı İslam devletine kalır. Oradan yine Müslümanlara döner veyahut da aksine hareket etmiş, anayasa yapmış peygamberimiz, saldırmayacağız, emniyeti ihlal etmeyeceğiz, imza vermişler Yahudiler, müşrikler ama Hendek Harbi'nde haber göndermişler, Müslümanlar zar durumda, Yahudi bu. Demişler siz önden biz arkadan yok edelim şu Muhammed'i demişler. Ahdini bozmuş. O zaman mallarına el koyarsın. Mal gene senin olur. Malını çoğalttığın şeysi gene netice itibariyle sana döver. Sana döner. Evet. Sana döner. Vavul deke. Çocuğuna da, sana da çok çocuk versin diyebilirsiniz. Size iyilik etmiş bir Hristiyana. Ekserallahu meleke vavul deke. Çocuklarını çuvalsın. Umulur ki Müslüman olurlar. Çünkü sabah akşam İslam'ı tebliğ eder Müslümanlar birbirine karşı. Sadece hocaların görevi değil, emri maruf yapmak herkesin görevidir.
komşusuna, Hristiyana, Yahudi'ye evvela davranışlarıyla güzel bir insan olur, hayran bırakır. Amerika'da bunun örneğini görmüşüzdür. Bir doktor kardeşimiz Amerika'ya gitmiş, hiç Müslüman olduğunu gizlemiş tek başına, çünkü çalışmış, zeki bir arkadaş, çok güzel doktor olmuş, zengin olmuş. 15 sene sonra Müslüman olduğunu öğrenmişler. O kadar çok müşterisi var ki hastaneler açmış. Çok seviyorlar Amerikalılar. Biz arkadaşı gördük durumunu. Aa demişler, sen Müslüman mısın? Evet demiş, ben Müslümanım. Müslümanlık bu mu? O kadar güzel, dürüst çalışıyor ki arkadaş, o kadar temiz arkadaş ki, o kadar çalışkan ki, o kadar insancıl davranışları ki, Müslümanlık buysa demişler, biz de Müslüman alıyoruz. İşte bu da emr-i maruftur. Hiç Müslüman olduğunu söylemese bile davranışları güzel insan, çalışkan insan, dürüst insan, 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 hayran bırakmış, 15 kişi Müslüman olmuş. Aa işte böyle, evladın çok olsun, bunlar bu görev yapacağı için Müslümanlar Müslüman olurlar, gene bizim olur o anlamına. Evet, gene çocuklar çok olsa yine cizye alacağız, kelle vergisi alıyoruz ya, menfaati bize geliyor, o anlama yoruyorlar. Ya da hadislere göre konuşuyoruz tabi, bu hadisin şerhine göre konuşuyoruz. Şimdi biliyorsunuz, ne dünyada ne yaptıysak hesabını vereceğiz ahirette. Tümme letüselünne yevmeyzin anin na'im. Kesin her şeyden hesap soracağım diyor Allah. Peygamberler de soracak, bize de soracak. Dünyada ne yaptın, nereden buldun, nereye verdin, nasıl ömrün geçirdin, saniyelerimizi soracak. Evet, böyle güzel meclislerde kolay. Hadis dinledim, camide bekledim, senin evinde oh yazıyorlar. Ama bir de yanlış yıllara gidersen onlar da yazılıyor tabii. Hep hesap soracaklar. Evet. Adam şaşkın, mümin ama imanının gereğini yapamamış. Tembel. İnkar etmiyor yalnız, dikkat edin. İnkarcıya yok. Şimdi söyleyeceğiz. İnkarcıya yok. Ahirette hiçbir nasip yok inkarcıya. Mümin ama namaz, oruç, hak getire. İşte arada sırada İnkar etmiyor. Müslümanca davranmıyor. O örnek Amerika'daki doğurgan arkadaş gibi davranmıyor. Yanlış. Ama imanını asla hiçbir şeye satmıyor, değişmiyor. İmanında şüphe yok. Bunlar öldükten sonra biliyorsunuz, ölürken bir kere Azrail'in canını alması farklı. Güzel müminin canını Anadolu tabiriyle sade yandan kıl çeker gibi. Hadislerde de geçiyor ya. Hiç incitmeden alır. Ama bir kafirin, böyle bir şaşkın adamın, eli yüzü karalı bir adamın canını İbrahim Aleyhisselam'ın kitaplarda beyan ettiğine göre demiş ki, nasıl alıyorsun böyle sevmediğin adamların canını? Ne diyeceksin sen demiş, ya sen Halilurrahman'sın, işine git. Rica ediyorum kardeşim Azrail demiş, bir gösteriver. O da bir sevmediği, Allah'ın da sevmediği kişileri, işleri karışık veya kafir, kimselerin canını nasıl aldığını şekline bir girmiş, ateşten korkmayan, yanmayan İbrahim Aleyhisselam pat diye bayılmış düşmüş. Sonra kalkınca demiş ki, cehenneme gerek yok demiş, şu kılığın yeter. O kadar felaket bir manzarası var. Evet, bir o sıkıntı var. İşler karışıksa. Şimdi neticede güzel şey söyleyeceğim ama bunlar da var yani. Bunlar benim şahsi kanaatim değil. Hadisler, ayetler. Ölürken böyle bir durumlar var. Güzel adamsan böyle var. Ahiru davana enilhamdülillah rabbil alemin. Cenneti görüyor adam. Elhamdülillah diyor. Bir de var, istemiyorum, ölmek istemiyorum. Neler görüyorsa. Aha işte bunları doğruluyor. Ondan sonra kabir suali var. İnanıyoruz. Orada cevap veremedi herif. Çünkü işleri karışık. Allah'ın Resulü diyor ki, kaburga kemikleri birbirine geçer diyor. Kabir öyle sıkar. Kabir azabı var. Ayetle sabit kabir azabı. Firavun'u bir sabah akşam ateşe arz ederiz diyor. Nuh'un kavmini diyor ateşe attık diyor. Daha şimdi cennette ve cehennemde kimse yok.
Mahşerden sonra olacak. Hazır bekliyor. O zamana kadar demek ki kabir azabı var. Bu o demek. Zaten hadislerde açıkça var. O var. Hani madem hocam sonunda kurtulacaksak o hadisi ben söyleyeceğim. O müjdeli hadis ama bunları da hatırlatıyorum. Bunlara da inanıyorsun sen. Evet, kabir azabı var. Mahşer sıkıntısı var. Bir sıcak, bir soğuk, bir aydınlık, bir karanlık. Felaket bir şey. Hatta diyecekler ki kafirler, cehenneme gideceksin gidelim. Ne bu ya? O kadar bunalacaklar. Onun için Adem Aleyhisselam'ın gidecekler. Şu mahkeme başlasın. Artık canımıza tak etti bu durum. Bizim mahşer sıkıntısı. Adem Aleyhisselam diyor, aman beni gelmeyin. Şit'e gidin. Şit. Böyle böyle en son peygamberimize geldi. Hiçbirisi aracı olmak istemeyecek. Mahkemeyi başlatmak için peygamberimize gelecekler Efendimiz sallallahu. Evet, Cenab-ı Hak bize bu yetkiyi verdi. Selaheti, izni verdi. Secdeye kapanacak, yalvaracak. Mahkemeyi başlat ya Rabbi diye. Bekleme sıkıntısından kurtaracak gavurunu, Müslümanını. Karışığını, düzgününü. Buna makam mahmud deniyor işte. Kur'an kendinde var. Makamen mahmuda. Evet. Makam mahmud. Öbür peygamberlere bu yetki verilmemiş. Evet, o zaman işte mahkeme görüldü. Sen unutuyorsun ama defter unutmuyor. Allah unutmuyor. Zabıt tutmuş melekler. Kiramen katibin melekleri. Saniye saniye. Şu saniyede, şu dakikada, şu gün Mevlid Kandili'nin arifesinde Süleymaniye'de hadis dinledi. Geçiyorlar saniye saniye. Bir de şu anda herkes hadis dinlemiyor ya. Meyhanede var, kerhanede var. Oo, hırsızlıkla şu anda uğraşan var. Adam kesmeye giden var. Onu da kaydetmiş. Biz iyilikleri unutmayız. İnsanoğlu böyle. Ama aleyhine olan şeyleri hemen unuturuz. Bu defter unutmayınca işi kaybetmiş hulasa. Kişide tutalım. İşi kaybetmiş. Cehennem gözümüzün önünde. Ve izel cahimu su'irat. Kükrüyor böyle. Su'irat o demek. Kükrüyor. Yanardağları gördün mü? Nasıl bir böyle fışkırıyor. Kükreyip durur. Cennette oh, gelinler gibi süslenmiş. Onu da görüyor mahşer halkı. Cehennem de görüyor. Yağlar eriyor o zaman. Cehennem. Adam bir de zaten mahkemeyi kaybetmiş. Bitmiş. Belli öbür tarafa gidecek. Davayı kaybetmiş. Bir şey diyemiyorsun. Defter öyle. Dilin konuşuyor, kulağın konuşuyor, gözün konuşuyor, yaptım ettim diyor. Sen söylemesen şahitli şuhutlu. Tam bu sırada bitmişken, umutlar bitmişken Cenab-ı Hak melekleri, bunlar neye inanıyordu? Sana inanıyordu ya Rabbi. Senin birliğine inanıyorlardı. Öyle mi? Peki. Madem öyleyse benim birliğime inandıklarına, benim büyük olduğuma inandıklarına göre, kadir mutlak olduğuna inandıklarına göre ben de onları affediyorum. Bu cehennemi hak etmiş, mahkeme kararıyla cehennemlik şeysi hükmü yemiş olan şu mümini yerine bir Yahudi'yi, bir Hristiyan'ı, bir Müslüman olmayanı onun yerine onun atın diyor ki burada, hadiste de var bu, bu söylediğimiz, burada da onu söylüyor. Bizim fidyemiz olacak onlar diyor. Netice itibariyle buradan da bizim yerimizi dolduracakları için bu evladın çok olsun demenin orada faydası var. Ama o zamana kadar o geçitleri anlatmaya çalıştım size. Yani buna güvenerek yamru yumru yamuk yok yok. Akıllı adamın yaptığı şey değil. Ama işte bu kafirler, Müslüman olmayan bu Yahudi ve Hristiyanlar, bu şey, hadislere göre konuşuyoruz tabii. Biz kimsenin inancına karışmıyoruz. Sövme hakkımız da Kur'an'la yasak edilmiştir. La tesubbullezine keferu. Kafirlerin dinine sövmeyin diyorlar. Böyle söylemiyoruz. Müslümanlara açıklama yapıyoruz. Evet, o zaman bizim yerimize cehenneme gönderecek. Allah diyor yine evladın çok olsun, malın çok olsun yine bize yarayacak diyor. Bu açılardan evet, yalnız evet. Ve yecuzu lil kafiri hidayet ve sıhha. Allah sağlık versin, iyiliyet. Bu şekilde dua edebilirsin veya Allah sana hidayet versin diyebilirsin, dua edebilirsin. Ama la bil mağfira, la bil rahme. Allah sana rahmet etsin, Allah sana affetsin diyemezsin.
diyemezsin kafirlere. Evet, asla rahmet okunmaz, mağfiret duası yapılmaz. Tabii soracaksın, herkes soruyor şimdi. Evet, kafirin ahirette hiçbir nasibi yoktur. Ahzab suresi 19. ayet, tek tek okuyacağım. Ulaike lem yu'minu, iman etmeyenlere gelince fahbatallahu a'maluhum. İman nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Budur en basiti. Bunun içinde tabi Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, namaz, oruç, hepsi var. Ama özü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah'sız olmaz. Şimdi ayetleri size okuyacağım. Bunu söylemedi mi? Fahbat amaluhum. Cennete götürsün seni. Allah diyor ki hayır. Onların hakkını dünyada verdim ben. Bana inanmadılar. Ahirette ebediyen onların nasibi yok. Muhammed suresi 8. 9. ayet. Fellezine keferu feta'sen lehum ve adalla amaluhum. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlere göre fahbata amaluhum. Hadi ayetim uzun. Amelleri yok oldu onların. Ahirette yaramayacak. Muhammed suresi 28. Böyle diyor. Fahbata amaluhum. Amelleri boşa gitmiştir. Araf suresi. Habitat amaluhum. Amelleri orada işe yaramaz. Ve Tevbe suresi 17. ayet. Böyle diyor. Ulaike habitat amaluhum fe finnarihum halidun. Evet, mümin olmayanlar, la ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyenler ebediyen halidun, cehennemdedirler. Dünyadaki iyilikleri onlara fayda vermez. Ayet bunlar. Bu benim şahsi kanaatim değil. Ayet numaraları da veriyorum. Elmalı Hoca'nın resmi tefsirdir. Bakabilirsiniz. Tahkik edebilirsiniz. Evet. Şimdi sen de rahmet okuyorsun. Cennette. Rahmet yeri cennet. Olmaz kardeşim. Olmaz diyor. Bak ayet olmaz diyor. Bak ne dedik? Evlat versin, mal versin de. Tamam. Ama rahmet okuyamazsın. Rahmet öbür tarafta çünkü. Mağfiret öbür tarafta. Bunu söyleyemezsin diyor Allah. Biz size onu söylemek istiyoruz. Gene sen bileceksin tabii. Mâ kâne linnebiyyi vellezîne âmenû. Peygamber Muhammed Mustafa'ya da müminlere de en yestağfirû lil müşrikîne velev kâne ulî kurbâ min bâdi mâ tebeyyene ennehum ashabul cehîm. Onlar cehennemli olduktan sonra peygamber de diğer müminler de akrabası olsa bile kafirlere Allah'ım günahlarını affet, merhamet et de cennetine gönder diyemezler. Bu hak yoktur diyor. Tevbe suresi 113. ayet efendim. 113. ayet. Ankabe suresi. Evet. Bak şimdi rahmet kelimesini ötekilerde bulamadım diyeceksin. Bazıları öyle diyor ya. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَت۪ي. Buyurun. Benim rahmetimden ebediyen umutsuzdur onlar. Hiç nasipleri yoktur. Ayet var efendim. Sen de diyorsun ki iyilik yaptı kardeşim, ben onu rahmet okurum. Allah'a inanıyorsan yapamazsın arkadaşım. Ben yine de iyilik gördüğüme rahmet okurum dersen bu ayette çelişirsin. Ben senin cenaze namazını kılmam arkadaş. Çünkü Kur'an'ın ayetiyle çatışıyorsun. Bakın, bir şeyi reddetmek ayrıdır, kabul etmiyorum demek ayrıdır. Bir de Allah affetsin, İnkar etmiyor ama yapmıyor. O ayrı şeydir. O ayrı şeydir. Sen Allah diyor ki rahmet okuyamazsın, okuyacağım diyorsun. O zaman bu ayette dinlemiyorum diyorsun ki şeytan da öyle söyledi. Allah yok demedi ki. Secde et emrini dinlemiyorum dedi. Şeytan oldu. Yani böyle bilgisizce konuşanlar oluyor. Onlar benim rahmetimden yeisu min rahmeti. Açık ayet. Ankebi suresi 23. Evet. Böyle ayetler çok. Femen yapte gayrel islami dinen felen yukbele min ve huve fil ahireti minel hasirin. İslam'dan başka din kabul edenin, din seçenin dini asla kabul olunmayacak. Ahirette de hiç nasibi yok. Rahmet yüzü görmeyecek.
Ali İmran 85. O kadar çok ayetler var ki, o kadar çok ayetler var ki. Evet, peygamberimize inanmak da Kur'an'da emredilmiş. Peygamberimiz bütün insanların peygamberi. Hani bazıları diyorlar da çeşit çeşit laflar ediyorlar. Bunları lütfen tefsirlere bakın, tahkik edin sizlere. Onun için okuyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri ne buyuruyor efendim? Ne buyuruyor? İnni Rasulullah ileyküm cemi'an. Ya eyyuhannas. Ayet bu. Bu benim sözüm değil. Ya eyyuhannas. Ey bütün insanlar, insan namıyla yeryüzünde, kainatta dolaşanlar, yaşayanlar, geçmişte, gelecekte. İnni Rasulullah ileyküm cemi'an. Ben hepinize Allah'ın peygamberiyim. İnni Rasulullah cemi'an. Şimdi efendim, peygamberimiz Hristiyanların, Yahudilerin peygamberi değil. Ya bu ayet böyle ya. Ben hepinizin peygamberiyim deyip dururken adam Allah'a inanıyor. Muhammed Resulullah'a inanmadı mı mümin olamıyor. İşte okuduk. O kadar çok ayetler var ki, buna dair özel yazılmış kitaplar da var. Böyle laflara, böyle laflar, işte şimdi de okuyorum. Mağfiret, rahmet duası yapamazsın. Onların ahirette ebediyen bunlardan mahrumiyetini Allah beyan etmiştir diyor, ama iyilik altında kalmaz Müslüman. O da insandır. İyiliğine iyilikle cevap verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ailesi Ümmü Habibe anamızın yanına, Ebu Süfyan müşrikken Medine'ye gelmiş, müşriktir. Anlaşma yapmışlar Hudeybiye musalahasıyla, ama bu 10 sene içinde dedikodu yapmayacağız, çarpışmayacağız filan demesine rağmen ihlal etmişler, baskın yapmışlar, Müslümanları ırzına geçmişler, canını almışlar, mallarını yağmalamışlar. Peygamberimiz de anlaşmayı bozdunuz, hazır olun diyor şimdi Müslümanlara. Ebu Süfyan çok akıllı adam, hemen koşmuş gelmiş. Ya biz yapmadık onu, söylemedik onu. Bunu kabul edin ki bu bizim kusurumuz. Yani savaş açmayın diyor. Yalvarmaya gelmiş. Geldiğinde işte kimse hoş geldin dememiş. Kızı Ümmü Habibe, peygamberimizin hanımıdır. Habeşisteyken, Habeşistan'la hicret ettiğinde kocası orada ölmüş. Orada almış Habeş kralı Necaşi vekaleten kıyı vermiş nikahını. Hatta mehrini de o vermiş. O da inanıyor peygamberimize. Ümmü Habibe anamız evine gelmiş kızı ya. Yoruldum demiş. Susuzum, acım. Hayır demiş. Bu minlere oturamazsın. Orası lan oturduğun minler. Sen pis bir müşriksin. Yandım demiş. Hayır, sana su da veremem. Acım, yemek de veremem. Çık defol demiş babasına. Akşam peygamberimiz gelince anlatmış bunu. Geldi ya Resulullah. Böyle böyle kovdum. Yanlış yapmışsın demiş. Ciğeri yanmış ya, su vereceksin. Acı olanı doyuracaksın. Dinlendireceksin. Biz Müslümanız. Her insan Allah'ın yarattığı şerefli bir yaratıktır. Müşrik de olsa karnını doyuracaktın. Dinlendirecektin. Su verecektin kızım, o hanımım. Yanlış yapmışsın demiş. Biz buyuz. Biz buyuz, ama merhamet, rahmet, bereket, Allah günahlarını affetsin. Onlar olmuyor. Onu söylemek istiyoruz. Burada zaten hadis de bunun sınırını çizdi. Peygamberimizde duası var. Peygamberimize yoldan geçerken iyilik etmiş bir Yahudi çocuğu. Efendimiz ona teşekkür ederek kapısı böyle elini koymuş başının üstüne. Dua etmiş. Allah ömürler versin demiş. 120 sene yaşamış o Yahudi. Hem de hiç saçı ağarmamış, kıvırcık, yakışıklı bir adam olmuş 120 yaşında. Peygamberimizin elinin bereketiyle, duasıyla. Evet. Bunları yapabiliriz. İyilik altında kalmayız ama rahmet okuyamayız.